İstiyandan herkese merhabalar değerli izleyenler. Bu hafta geçtiğimiz haftalarda da gündeme gelen bizim de konu aldığımız ve sonrasında verilen beraat kararının ardından başlayan yeniden yargılama sürecine dair bir davayı konuşacağız. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli bir hemşire Doktor Semih Erdoğan tarafından tecavüze maruz bırakılmıştı. Yapılan şikayet sonucu gözaltına alınan doktor serbest bırakılmış, ardından da görevinden açığa alınmıştı. Ve başlayan yargılama sürecinde cinsel saldırı faili doktora beraat kararı verilmişti. Fakat yapılan itiraz sonucu bu karar bozuldu ve yeniden yargılama yolu açıldı. Şimdi biz de hem bu süreçte neler olmuştu, en başından itibaren nasıl bir yargılama süreci olmuştu, bu konuda hastane yönetiminin ve yetkililerin, Sağlık Bakanlığı'nın nasıl bir tavrı olmuştu, nasıl faili aklayan bazı davranışları olmuştu ve süreç nasıl bu yönde işletilmişti, hem bunları yeniden hatırlayacağız hem de son dönemlerde yapılan yeniden yargılamayı ve bunun akabinde beklenilen kararı, nasıl bir süreç işletilmesi gerektiğini konuşacağız. Konuğumuz SES Aksaray Şube Kadın Sekreteri Helin Sarıgül. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Dilerseniz aslında kısaca özetlemiştik. Önceden de buna dair bir dosyamız vardı zaten hatırlattığımız. Ama tekrar sizden dinleyebilir miyiz? Hangi süreçte yaşanmıştı ve bunun ardından ne gibi aksiliklerle dolu, aslında ihmallerle dolu diyebileceğimiz bir yargılama yoluna gidilmişti? Şöyle, olay 11 Mart 2023 tarihinde Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleşiyor. Bu baktığınızda bir kamu kuruluşu, insanların gidip güvenerek hizmet aldığı, kendini güvende hissettiği, hizmet akışının çok yoğun olduğu bir kurum. Burada bir kamu kuruluşunda bir arkadaşımız HZ, bir doktor tarafından, Semih Erdoğan tarafından cinsel saldırıya maruz kalıyor. Bu süreçte Semih Erdoğan'ın savunmasında şöyle bir açıklama vardı. Bizim kendisiyle flörtöz düzeyde bir ilişkimiz olduğu, evet böyle bir olayın gerçekleştiğini, fakat bunu eşimden gizlediğim gibi gerekçeler göstererek olayı meşrulaştırdığını görüyoruz. Fakat şunu da belirtmek isteriz. Sevgili olsanız dahi ya da eşiniz dahi olsa böyle bir durumu asla gerekçelendiremezsiniz. Bunu temellendiremezsiniz yani. Kaldı ki karşı tarafta bir kadının beyanı var. Bunun istismar olduğuna, tecavüz olduğuna dair bir beyanı var. Olay günü arkadaşımız direkt kolluk kuvvetlerine giderek durumu anlatıyor. Fakat hem erkek egemen bir yargı sistemi, hem erkek egemen bir emniyet sistemi olduğu için, üstelik kendisi bir de doktor olduğu için maalesef bu süreç biraz aksıyor. Semih Erdoğan aynı açıklamaları orada da yapıyor. İşte sevgiliyiz vesaire gibisinden. Bu sebepten olayın üstü kapatılıyor. Delil toplanmıyor ve arkadaşımız bu durumda mağdur bırakılıyor. Hemen dava açılıyor. O sırada işte Yedikule'de bir basın açıklaması gerçekleştiriyor ve çok ciddi bir katılım sağlanıyor. Evet. İş yeri temsilcilerimiz olsun, aktivistlerimiz olsun, yoldan geçen insanlar dahi olsun. Herkes bu konuda bir destek sunma gereği duydu. Çünkü herkes çok iyi biliyordu ki bir cezasızlık politikası sürdürülecek. Maalesef erkek egemen bir yargı sisteminin olduğunu, işte olumsuz bir ön kabul olarak aslında o kişinin ceza almayacağını tahmin ederek yoğun bir katılım gösterme gereği duydu herkes. Bu şekilde ilk iki dava Bakırköy'de görüldü. Hı hı. Fail delil yetersizliğinden beraat etti. Ondan sonra biz durumu istinafa taşıdık. İstinafta da 12 yıl ceza aldı. Bir de şunu da hatırlatmak istiyorum tekrardan. Olayın ardından ve şikayetin ardından başlayan süreçte cinsel saldırıya maruz bırakılan kadın. Hı hı. Yani aslında onun lehine bir süreç işletilmesi gerekirken kendisinin görev yeri değiştirilmişti. Evet. Ve bunun akabinde de aslında bunun sürecin ne kadar yanlış işletildiğine dair argümanlar sırasıyla su yüzüne çıkmaya başladı. Siz de ses olarak buna dair açıklamalar yaptınız ve hem Sağlık Bakanlığı'nın hem de hastane yönetiminin en başından itibaren bu sürecin üzerine örtmeye çalıştığını belirtmiştiniz. Evet. Şu anda da burada evet yargı açısından önemli bir karar verildi. Aslında bir yanlışın düzeltilmesine yönelik bir karar verildi. Şu anda hem şunu merak ediyorum. HZ
hala gönderildiği hastanede mi? Tırnak içerisinde gönderildiği diyebiliriz herhalde. Evet, sürgün edildiği. Sürgün edildiği daha doğru bir ifade. O nasıl bir süreç yaşıyor? Hem onu sormak istiyorum. Hem de bu gelişen süreçte hastane yönetmeninin, Sağlık Bakanlığı'nın mevcut durumunun aksine bir tavrı oldu mu? Yeniden bir görüşme veya fail hakkında esaslı bir yaptırım yapmak gibi. Öncelikle zaten bu kurum içinde gerçekleştiğinde kurum yetkilileri, kurum idarecileri hiçbir şekilde HZL iletişime geçmediler. Bırakın destek olmayı, aynı hastanede görmeye bile tahammül edemedikleri için bir gecede valilik kararıyla arkadaşımızı kendi tabirleriyle görevlendirme, bizim adlandırdığımız şekilde sürgünle başka bir hastaneye gönderdiler. Bu süreçte de arkadaşımız psikolojik bir destek alıp artık hani hayata atılmak istediği süreçte tabii oluyor bu. Tamamen idarecilerin erkek çoğunluktan oluşması, kadın yöneticilerin azlığı, işte kurumun oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta ya da herhangi bir sorunda kuruma kendiyle özdeşleştirmesinden kaynaklı tamamen Sağlık Bakanlığı'nın aynası görevi gördüğünü fark ediyoruz. Bu Yedikule'de yaşanan ilk olay değil. Daha öncesinde de böyle cinsel saldırı durumları oldu. Daha öncesinde hatta bir tane birine bir cinsel saldırı gerçekleştiğinde tekrar bir basın açıklaması yapmıştık. Fail 11 gün sonra tutuklandı. Yani tamamen liyakatsız yöneticiler, erkek hegemonyasından çıkamamış erkek yöneticiler olduğundan dolayı kadınların sesi maalesef ancak onların duyabileceği şekilde duyuruluyor. Sadece böyle bir süreç işliyor. Burada da kurum işte adımız lekelenmesin, aman kurumumuzun adına leke gelmesin diye sadece kendileriyle görevlerini eşleştirdiği için böyle bir süreç işledi maalesef. Peki şunu merak ediyoruz. Daha öncesinde delil yetersizliğinden bu beraat kararı verilmişti. Biz sürekli özellikle tecavüz taciz davalarında şunu görüyoruz. Bir delil yetersizliği kılıfı üretiliyor. Fakat buna baktığımız zaman zaten avukatların da açıklamaları hep bunu gösteriyor ki böylesi vakalarda çok kısa bir süre içerisinde gerekli delillerin toplanması gerekiyor ve burada hep bir aksama gerçekleşiyor. Şimdi böyle bir karar verilmişti. Sonrasında da bu bozuldu. Evet. Şimdi orada verilen argümanlar ne kadar gerçekçiydi? Delil yetersizliğinin altı ne kadar doluydu ve bozulma gerekçesinde hangi argümanlar öne sürüldü? Şöyle söyleyeyim. İlk iki davada zaten biz birebir failin ağzından evet böyle bir şey yaşandı. Fakat bu rızaya dayalıydı demesi bile aslında baktığınızda suçun ortada olduğunu gösteriyor. Evet. Yine rıza savunması var. Evet. Evet. Rıza savunması var ve buna karşılık bir kadın beyanı var. Aslında zaten delil karşısında duruyordu. İlk iki duruşmada biz hani bunu istinafa taşımamıza bile gerek görmüyorduk aslında. Çünkü bu suçlar zaten faaliyet gereği yani durum gereği kanıtlanması çok zor olan işte delil bulması zor olan bir suç türü ve üstelik karşıda çok zeki ve tamamen psikopatça bir adam olduğu için karşı taraf bunu maalesef şey yapamadı yani. Ve kolluk kuvvetleri tarafından da biraz mağdur edildi öyle söyleyeyim. Evet, evet. Burada aynı zamanda sanırım failin de ilk suçu değil. Yok değil. Daha önce de yine hastane içerisinde de kadın çalışanlara yönelik böylesi bir cinsel şiddet bütün kapsamlarıyla birlikte işte burada tecavüz dedik, taciz var. Buna dair çok fazla argüman var. Ve sanırım failin eşi de bunların bir kısmını bildiğini söylemişti dava süresinde. Bunların bir etkisi oldu mu mahkemeye? Şöyle zaten fail bizim hani ilişkimiz var eşimden gizliyorum gibi bir şey söylediğinde biz hastane dışında da görüşüyoruz diye HTS kayıtlarına bakıldı ve sadece 4 defa telefonla görüşme görüldü. Bu da işten kaynaklı bir görüşmeydi ve eşi o gün aradığında bizim HZ telefonu açmıyor, arkadaşı açıyor ve hani bu daha önce de yaptığını eşi bunu belirtiyor. Fakat memuriyeti yanmasın ama lütfen şikayetçi olmayın gibisinden konuşuyor. Ve bu kayıtlar da mevcut. Artık hani mahkeme nasıl bir delil bekliyor bilmiyoruz. Bu şekilde yani deliller apaçık ortadaydı zaten. Evet, her zaman olduğu gibi. Bir de burada şöyle bir süreç de var. Siz de bahsettiniz aslında. Yedikule'de
diğer hastanelerde de muhtemelen olanlar, fakat şu an bunlar artık açığa çıkanlar bir olayın üzerinden. Daha önce de bir hasta bakıcı tarafından, güvenlik görevlisi tarafından, hem hastaya yönelik, hastane çalışan kadınlara yönelik çeşitli taciz ve tecavüz olayları gerçekleşiyor. Bunlara dair etkin bir süreç işletildi mi? Bir tanesinin zaten 11 gün sonra tutuklandığından bahsetmiştiniz özellikle. Diğerlerine dair bir gerçekten bir yaptırım uygulandı mı hem hastane ve bakanlık tarafından hem de yargı tarafından? Şu bahsettiğim bir tanesi zaten diğer vakaydı. 11 gün sonra failin tutuklandığı. Evet. Biz elimizden geldiğince basın açıklaması, işte kamuoyuna tepki toplama, olayın takipçisi olma, gerekirse mahkemenin önünde nöbet tutmaya kadar varan bütün elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Fakat kurum idarecileri, işte Sağlık Bakanlığı maalesef bu konuda yetersiz kalıyor. Peki burada HZ aslında cezalandırılır gibi sürgün edilmişti diye belirttik ve bu süreçte ve şu anda hala daha fail tutuklanmadı. Peki kendisi açığa alınmıştı en son. Buna karşı yapılan bir şeyler var mı? Yani bu evet bir yargı cezanın bozulmasıyla karşı karşıyayız şu anda. Fakat bu kişi hala bir ceza durumu da açığa çıkmasına rağmen hala tutuksuz yargılanıyor. Yani kendisinin şu anda ne yaptığına dair, ülke dışına kaçıp kaçmayacağına dair. Yurt dışı yasağı var. Evet ama hani bunların aslında ne kadar sağlıklı yürütülmediğini de ne yazık ki diğer dava örneklerinde görüyoruz. Onun gerçekten şu anda burada bulunup bulunmadığına dair ve yargı sürecinin de bundan sonra sağlıklı yürütülmesi açısından herhangi bir önlem alınmış durumda mı? Şöyle 12 yıl tutuklama kararı, yurt dışı yasağı var, temiz yola açık bir şekilde. Fakat şu an henüz Yargıtay tarafından onaylanmadığı için bu sadece bir karar. Yani bizim şu an sadece Yargıtay'dan bekleyeceğimiz bir cevap var. Peki avukatların buna dair son çıkan kararla birlikte görüşleri neler? Hem nasıl bir süreç işletilmesini bekliyorlar? Yargıtay'dan beklenilen karar ne? Şu anda istenilen mevcut ceza yeterli mi? Hem de Yargıtay'dan çıkacak kararın ne zaman netliğe kavuşması bekleniyor? Biz en kısa zamanda netliğe kavuşmasını bekliyoruz bir sonraki görüşmede. Avukatlar bunu daha çok ILO 190'la bağdaşlaştırarak bir örnek teşkil ettiğini düşünüyor. Çünkü ILO 190 toplumsal yaşamda ve çalışma hayatında taciz, şiddet, tecavüz gibi vakaların hani sıfıra indirilmesi için izlenen bir politika ve bunu Türkiye'de hayata geçirilmesini, imzalanmasını istiyoruz. Bu imzalanmış olsa biz istinafa kadar gitmeyecektik. Bu durum ilk duruşmada hallolacaktı. Bu konuda şeyleri var avukatların. Bir de artık hani kadının beyanının esas alınması gerektiğini biz her mahkemede, her duruşmada özellikle belirttik. Bu şekilde. Peki bu ILO'ya ilişkin maddeleri biraz daha açarsanız, buna dair bir görüşme var mı Türkiye ile, yani hükümet anlamında ve hani bunların kabul edip edilmemesi, uygulamaya alınıp alınmaması konusunda daha öncesinde yürütülen bir süreç var mı sizin bildiğiniz? Benim bildiğim 1974-72 tam hatırlamıyorum tarihi. O süreçte Türkiye böyle bir ILO 190'ı imzalama kararı alıyor. 2000'lerden sonra hayata geçtiği söyleniyor. Fakat henüz geçilmedi. Hatta bu kararların işte 1/3, 2/3 falan hayata geçirilmiş görünüyor. Aslında baktığınızda hukuk sisteminde de işte kadın beyanı esastır deniyor ama maalesef hayata geçirilmiyor. Sadece sözde kalan bir hukuk sistemi, işte yargılama sistemi olduğu için biz tam anlamıyla 1/5 yok 1/3 değil hepsinin yürürlüğe girmesi için bekliyoruz. Bu Yedikule'de yaşanan örneklerden yola çıkarak daha geniş bir perspektifte baktığımızda sağlık emekçisi kadınlar, işte evet tecavüz bunun son ve en kötü noktalarından biri aslında, taciz, mobbing gibi çeşitli şiddet biçimlerine maruz kalıyorlar. Bunları böyle geniş bir anlamda baktığımız zaman kadınlar neler yaşıyor? Aynı zamanda bunlara karşı kendi aralarında bir birleşip gerçekten örgütlü anlamda bir mücadele yürütülebiliyor mu? Bunun önünde engeller varsa bunlar neler?
Yani hem sorunlar hem de mücadeleye ilişkin adımlar neler? Hı hı. Şimdi şöyle, biz arkadaşımızın son davasında milletvekilleri, işte sağlık emekçileri, basın emekçileri hepimizi duruşmaya aldılar. Ve biz arkadaşımızın gerçekten ne yaşadığını o duruşmada anladık. Evet, az çok hakimdik. Hepimiz hayatın her yerinde işte fiziksel şiddete, sözlü şiddete bir nebze olsun maruz kalıyoruz ama olayı birebir yaşayan ve bunun için mücadele eden bir arkadaşımız söz konusuydu orada. Yedikule'deki arkadaşlar bu olay açığa çıktığında aslında daha öncesinde kendilerinde travmalarını tetiklemiş gibi bir şey olduk. Evet. Bu konuda birbirlerine çok kenetlendiklerini söyleyebilirim. Çünkü sürekli mahkemelerin önünde, basın açıklamalarındayız, devamlı Twitter'dayız. Sürekli bir destek çabası var. Sağlık emekçisi kadınlarının yaşadığı en büyük sorunlardan biri çalışma koşullarının güvensiz olması, kurum idarecilerinin çoğunlukla erkeklerden oluşması ve tamamen onların zihniyetine, onların mantığına uygun kararlarla işlenmesi aslında sistemin ne kadar mantıksız ve çürük olduğunu gösteriyor. Toplumsal rollerin, toplumsal cinsiyet rollerinin hem evde hem iş yerinde birebir eşitlenmeye çalışılması en büyük sorunlardan biri. Maalesef ataerkil yetişen bir erkek zihniyeti var. Muhtemelen aileleri, anneleri, babaları artık her ne demişlerse yapmışlar. Evin içinde hiçbir rolleri olmamış erkek olmak dışında. Ve bunu tamamen iş hayatına taşımayı düşünüyorlar. İşte biz de tam bu yüzden feminizm var diyoruz. Kadın meclisleri bu yüzden var diyoruz. Ve bununla mücadele etmek için liyakatsız bu sistemin ve erkek egemen bu sistemin düzelmesi için mücadele edeceğiz. Peki bu alanda kadın örgütlerinden milletvekillerinin katıldığını söylediniz örneğin davalara. Genel olarak ne kadar destek gördünüz bu dava sürecinde? Yani hem siyasi partilerden evet kadın örgütleri destekçiydi. Hani yeterli miydi? Bunun dışında STK'lar, meslek örgütleri bunların yani ne kadar destek gördünüz ve yeterli miydi aslında? Biraz bunu da sormak şöyle istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben feminist kadın gruplarından, milletvekillerinden destek gördük. Gönül isterdi daha fazla bir katılım olsun ama en azından bir kamuoyu oluşturmak için bile yeterli katılım sağlandı. Öyle söyleyeyim. Olumlu anlamda. Olumlu aslında anlamda, karşı evet. Dönüşünü aldınız. Evet. Peki sosyal medyada da varlığınızdan bahsettiniz. Genellikle biz birçok davada gördük. Örneğin Şule Çet davası bunun bir örneğinden biri oldu. Bir cezasızlık örneğiydi. Üzeri kapatılmaya çalışılıyordu. Sonrasında kadın mücadelesi ve sosyal medyada da aslında bir adalet arayışının karşılık bulması sonucunda gerçekten faillerin ceza aldığını gördük. Bu anlamda aslında sokaktaki mücadelenin ve yargı alanındaki mücadelenin yeterli olması gerekiyor normal ülkelerde. Fakat coğrafyamızda bu durum böyle değil. Bu anlamda sosyal medyadaki bu mücadele nasıl bir rol oynuyor? Şöyle söyleyeyim, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde ve geri kalmış ülkelerde insanların en çok konuştuğu konular siyaset, şiddet, futbol vesaire olur. Daha gelişmiş ülkelerde insanlar sanattan, müzikten konuşur. Biz artık gerçekten sanattan, müzikten konuşmak istiyoruz. Çünkü bu bizim aslında mücadele ederken en çok yorulduğumuz alanlardan biri. Tabii ki her zaman orada olacağız ama yıldık artık gerçekten. Arkadaşlarımızın böyle şeyler yaşamasını asla istemiyoruz. Bunun için mücadele tabii ki edeceğiz. Ama bunun sosyal medyadan şöyle, ciddi sıkı takipçisi varsa, insanlara dokunabiliyorsa maalesef biraz yerini buluyor. Yani bunu yapmak zorunda olmamız bile aslında çok acı. Yani kamuoyu oluşturmaya çalışmak, işte sosyal medyada bunları paylaşmak çok acı. Yani yargı üstüne düşeni yaptığında bizim bunların hiçbirine ihtiyacımız olmayacak. Evet, burada yargı aslında mahkemelerde de kadınlar tekrardan travmalarıyla yüzleşmek zorunda bırakılıyorlar ve bu sürekli tekrarlanıyor ve her seferinde bunu yeniden yaşamak zorunda bırakıyorlar aslında. Burada mahkemedeki özellikle hakimlerin, savcıların ve bütün bir heyetin tavrını okuduğumuzda karşımıza çıkan durum ne oluyor? Çünkü daha önceki davalarınızda da hatırlıyoruz. Özellikle erkeklerin burada da gördük işte Semih
Erdoğan örneğinde de gördük bunu. Diğer davalarda da erkekler öncelikle bir rıza savunmasına başvuruyorlar. Hı hı. Ne yazık ki 10 yıllardır değişmeyen bir fail aklayıcı yöntem olarak karşımızda duruyor. Hı hı. Ve bunun karşısında mahkemelerin de işte ilişkiniz var mıydı, evlilik dışı mıydı gibi tırnak içerisinde ithamlarına karşı kadınlar sürekli haklı olduklarını ve bir şiddete maruz bırakıldıklarını anlatmak zorunda bırakılıyor. Evet. Hem bu örneklerde siz neler gördünüz, neler yaşadınız, hem de genel olarak bunları okuduğumuzda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Şöyle, birebir ilk iki davada duruşmada bulunmadık maalesef. Gizli yürütüldü. Evet. Ama tam bahsettiğiniz gibi işte ilişkiniz var mıydı, rıza var mıydı, şahit yok, yapacak bir şey yok, delil yetersizliği gibi üstü kapatılmaya çalışıldı. Biz istinafa taşıdık. İstinafa bizde aldılar duruşmaya ve biz hakimlerin, savcıların o bakışlarından, oturuşlarından işte aşırı rahatsız olduk bütün kadınlar olarak. En son savcının şöyle bir kelimesini hatırlıyorum. Cinsel ilişki kelimesini duyunca biz umudumuzu yitirmiştik ve bir ara verildi. Çünkü orada bayağı bir hararetlendi mahkeme. Bir ara verildi ve sonra girdiğimizde Semih Erdoğan'ın 12 yıl hapis cezası aldığını duyduğumuzda bir çığlık kıyamet koptu işte sevinçten. Hatta hakim şöyle dedi, arkadaşlar burası hani miting alanı değil, bir şekilde bağıramazsınız ama biz dedi kusura bakmayın alışık değiliz. Yani bir nebze de olsa hani adaletin yerini bulmuş olması bizim için bir umut, öyle söyleyeyim. Peki burada aynı zamanda pek çok kadının birinin anlatmasının ardından güç bulup yaşadıklarını anlattığını da görmüştük. Hı hı. Hani HZ durumunda da aynı şey yaşanmıştı. Fakat bazı kadınlar tabii ki çok haklı gerekçelerle korktukları için, adalete güvenmedikleri için bunu yargı yoluna taşımadılar. Hani burada bu anlamda neler yaşandı? Çünkü bahsettiğimiz gibi aslında HZ tek değil. Evet. Hani HZ hem genel olarak tek değil, evet maalesef ki, hem de bu olay durumunda da, yani bu fail şahsında da tek değil. Hı hı. Burada kadınların neler yaşadıklarını nasıl paylaştılar ve hani ileri bir adım atıp bunu yargı yoluna taşıma konusundaki çekinceleri nelerdi? Sizin gözlemleriniz neler oldu? Size aktarılanlar neler oldu? Şöyle, öncelikle bu olay iki kişi arasındaki travmadan çıkıp biraz toplumsal bakış açısıyla yoğruluyor gibi bir şey oluyor. Evet. İnsanların neden bağırmadığını, işte neden sesini çıkarmadığını gibi düşünceleriyle üstüne geliniyor. Arkadaşımız da bu süreci maalesef birebir yaşadı. Çünkü üstüne bir de bunu destekleyen iki dava oldu şöyle. Beraat karar verildi delil yetersizliğinden ve insanlar artık hani böyle bir şey yaşandı mı yaşanmadı mı ikilemine de girdi. Evet. Bunu gerek kadın arkadaşlar gerek erkek cinsiyet ayırmaksızın böyle düşünen arkadaşlarımız oldu. Ama biz her zaman dediğimiz gibi kadın beyanı esastır dedik. Arkadaşımızın her zaman yanında olduk. Peki burada korkan kadınlar için siz neler söylemek istersiniz? Çok fazla kadın var. Hem bu dava şahsında söylüyorum, hem de genel olarak kadınlar anlatamıyorlar pek çok alanda. Evet. Aslında yaşananlar, şu an kayda geçen davalar ve tecavüz taciz vakaları sadece resmi olarak bildiklerimiz veya basına yansıyanlar, hı hı, yargı yoluna taşınanlar. Bunun dışında pek çok kadın, bu bizim çok yakınlarımız da olabiliyor çünkü. Hepimizin ne yazık ki başına gelebilen, evet, şeyler bunlar. Hani bu kadınların bu korkuyu aşması için sizce neler yapılabilir? Hem o kadınlara neler söylemek istersiniz, hı hı, hem de kadınlar olarak bizler, kadın örgütleri neler yapabilir? Şöyle, öncelikle bu korku yaşayan çoğu arkadaşımız toplumsal baskılardan, işte aile baskısından, kendi güvende hissedememesinden ya da karşı tarafın tehditlerinden vesaire bu olayları kolay kolay söylemiyor. Zaten bu aşamada ifşa çok güçleşiyor. Evet. Şunu söyleyebilirim. Biz, bu tabii aslında erkeklerle alakalı bir durum. Kadınlara istediğimiz kadar eğitim verelim. Aslında ilk önce erkeklere bir eğitim sunulması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ama bunun yolu da yine kadınlardan geçiyor. Kadın öğrenirse herkese öğretir. O yüzden kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eğitimleri, cinsel sağlık eğitimleri verilerek daha... Yani bu kadın binasındaki komşusuna, çalıştığı arkadaşına, çocuğuna, eşine, kocasına, akrabasına, herhangi birine bunu aktardığında bile aslında bir tohum ekmiş gibi bir şey oluyor. Bu sebeple yetiştirdiği insan olsun, çevresindeki insanlar olsun, ortalama kendi seviyesinde oluyor. Ben o yüzden hep şunu söylüyorum. Bir insanın ailesi her zaman çok önemlidir. Çünkü onu yetiştiren aslında annedir. O yüzden kadınların eğitim alması ve bunu aktarabilmesi çok önemli. Onun dışında korkularını tabii ki çok iyi anlıyorum. Ya aslında anlayamam, ancak tahmin edebilirim. Evet. Ama
korkulacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Hukuka da güvenmeyerek. Ama umutlu örneklerimiz var. Yani biz her zaman onlar için mücadele etmeye hazırız. Aslında evet, hukukta böyle şeyler var ama kadın örgütleri var, kadınlar evet, var. Burada evet. Aslında sanırım hepimizin güç aldığı noktada evet. bu oluyor ve bir şey yaşandığında da ilk paylaştığımız evet. yine çevre çeperimizdeki kadınlar ve kadın örgütleri, kadın dayanışması evet. oluyor. Burada özellikle çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Toplumsal dönüşüm için gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir eğitim gerekiyor. Hı hı. Bu da elbette ki okulda birkaç saat verilen bir eğitim gibi bir durumdan bahsetmiyoruz. Bunun çok daha derin bir şekilde işlenmesi lazım. Bu noktada sık sık ondan bahsedeceğiz, Hüseyin'le bahsedeceğiz. İstanbul Sözleşmesi çok önemli bir noktada duruyordu. Çünkü İstanbul Sözleşmesi sadece bir suçun cezalandırılması anlamında değil, toplumun bu anlamda dönüştürülmesi için, kadın erkek eşitliği için ve şiddetin karşısında toleranssız bir şekilde durulması için çok önemli maddeler içeriyordu. Bunu siz kendi kurumlarınıza uyarladığınızda işte hani evet, sözleşme şu anda kaldırıldı. Tekrar yürürlüğe girmesi için zaten mücadele de sürüyor. Fakat toplumsal dönüşümü, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yıkılması önündeki değişimi çalışma yaşamında nasıl gerçekleştirebiliriz? Örneğin, çünkü şundan bahsetmiştiniz ki bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Çalışma hayatında da, sizin alanınızda da, sağlık sektöründe de bir de kadınlara toplumsal evdeki dayatılan toplumsal cinsiyet rolleri orada da dayatılıyor. Hı hı. Sanırım bu işte belki hasta bakıcı çalışanların rollerinden doktorlara, hemşirelere kadar, hatta özellikle hemşire kadın doktorlara hala doktor bey diye evet. yani hitap edildiğini görüyoruz veya erkek doktorların maalesef daha çok ciddiye alındığını, onların daha işin erbabı görüldüğüne hala daha rastlıyoruz. Evet. Bunlar nasıl kırılır? Şöyle, öncelikle bir liyakatın gelmesi gerekiyor ve kadın yöneticilerin sayısının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani sağlık sisteminde kadın sayısının erkek sayısından çok daha fazla olduğunu, buna istinaden yönetici sayısının azlığını da görüyoruz. Çünkü bu işi yaparsa ancak yöneticilerimiz, müdürlerimiz erkek olabilir kafasıyla yaklaşıldığı için bizim gibi anlayabilecek kadın yöneticilerin sayısının artırılması, bize güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sunulmasıyla kadına yönelik şiddet ve sorunların azalacağına inanıyoruz. Evet, peki son olarak bu dava özelinde Yargıtay'dan bir karar çıkması bekleniyor şimdi. Hı hı. Sizin kadınlara, belki yargıya sözünüz, son sözleriniz ve çağrınız neler olur? Bunları alabilir miyiz? Şöyle, bunu çok basit bir şekilde söyleyeceğim. Tabii ki. Geçen gün bir dizi izledim. Damızlı Kızın Öyküsü diye. Evet. Bu evet. Bir kitaptan uyarlanmış feminist Margaret bir hareket. Margaret Atwood'un. Evet. Dinle yönetilen bir ülke var. Hı-hı. Oradaki kadınlar tamamen evin hanımı ve erkeğine hizmet etmek üzere gönderiliyor ve kadınlar tecavüze uğruyor. Hı-hı. Bunu Türkiye'ye uyarlarsak şöyle, aslında biz odamızlı kadınlarız. Bizim fikirlerimize, duruşumuza, düşüncelerimize, duygularımıza aslında baktığınızda sürekli bir tecavüz ediliyor. Ve bu tamamen dinle yönetilen bir ülke. Daha doğrusu dinle harmanlanmış bir ülke diyelim. Biz odamızlı kızlar oluyoruz bu durumda ama o kadınlar kendi aralarında bir direniş örgütü başlatıyorlar. Ve buradan kurtulmak için her yolu deniyorlar. Tam da o noktadayız. Evet. Bu çok kıymetli bir örnekti. Bu kitap ve dizi aynı zamanda IŞİD'in Rojava'da ve Ezidi kadınlara yönelik saldırılarını da çünkü anımsatmıştı. Evet. Bu dine yoğrulma ve oluşturulan distopya. O zaman bu kıymetli çağrıyla noktalıyoruz programımızı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür değerli ederim. Değerli katılımınız ve değerlendirmeleriniz teşekkür için. Teşekkür ederim. Evet, İsyan'da bu hafta Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hemşire HZ'ye yönelik Doktor Semih Erdoğan tarafından gerçekleştirilen tecavüz ve ardından başlatılan adalet mücadelesinin geldiği son noktayı ve bu süreçte yaşananları konuştuk, yeniden de hatırlatmaya çalıştık. Haftaya başka bir gündemle yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.